بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان ayı rozasın mağlifini bizlerle farz kılgan Allah Ta'ala'ya hamd sanalar bolsun. Ramazan kechalarini bizlerle eydan olup otkazışını sünnet kılgan Habib Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salavat durumdan bolsun. Allahümme la sahla illa ma ca'altahu sahla ma yuşeyde ca'altahu hazna sahla bi kudretike ya erhamer rahimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azizler, ushbu senenin mübarek Ramazan ayı evvelinden başlayanımız. Ramazan ayı ruhi terbiye, kalp akliyle, ahlak seyitalı mevzusundaki sohbetlerimizi devam ettiremiz. Bugün gece kurgan sohbetlerimizden kalbin paklaş ilmi, ruhi terbiye, ahlak seyitalının nimeden ibaret ekenliği, mahiyeti, bu ilimlerini gözle tutken maksadı, tarihi, bu ilimde kitap yazılan zatlar, yazılan kitaplar hakkında ve bu ilimde kiriş kısmı mukaddimesi, başında okşar ibadetlerine ve başladığı kanca kalbini paklaşken vasıta buladığı derslerine ve tersi kurgan değil. Ana bundan sonra tüm afetleri de atanmış afetlerden mumun Müslüman bende kandak tutuluşu. Kalbini oca derslerden kandak kılıp paklaşı doğrusu da sohbetler ötkazdık. Bu yerde batıl gaplardan, beyhuda gaplardan, şunindek başka bir kanca bir afetlerden kuruş yollarını organdır. Ahirini sohbetimiz gıybet, onun tarifi, onun sebepleri, onu kutuluş, ondan kutuluş yolları ve kaysi faaliyetlerden yapılırken yap, gıybeti unutmayın. Ve gıybetten kapılanış için ne kadar kılışımız gerektiğini doğrusu da ve tersi sohbet kıldık. Değerli her sohbette bu kadar sohbette başka da ne olacak iş böyle devam edemez. Belki muhur Müslümanların hususiyeti ve mazbu olur. Kulüden ki gelince amel kılınışı lazım. Gehver ekerliğini takipler kirli. Anadolu'dan bana şu takiplerini samaraları hem görünüp aldı. Bazı bir haberler, hususen şahsen biz bilen bölgen muhabbetlerinde elhamdülillah bu sohbetlerinin faydası, samarası yetişkin yetkilerinden darak görücü hadiseler, yan sözlerden boldu. Gece Ekrancan, degen bir yakışı muhlusi gitmanlar, kentler, nihayette bir örnek olacağın derecedeki Müslümanlarımızdan telefon kılıp bir kişi umreye gidiyordun egerler şu sizden dua alış umudu varken benden tattık irtimas kılış yaptı eğer vaktiyiz olsa kabul kısayız kursan olabilir degen yapın ayettiler. Ben kursancılık bilen razılık bildirdim. Bir müddetten keyin şu Akramcan etken alanlar kegerliğine, kişi etkenliğine mevla bir defa var arkadaşlar. Şu sen üç kişiyken soruşup oturup dua patikadan keyin. Tahsil biz sizge huzur etkeni geldik. Geçe bilmezken biz sizi hakkıyızge ne doğru yapıp yapıp koyulmaz. Açık olan etsek bir batiyizi tutmaz. O şiddetini eşitken bir adam bizden nasihat kıldı. Hazır yine gıybet doğrusunda ders okudu. Sıralar o şiddet ders okuyan adamın hazırlığı vardı gerçekten. Bu kandalı oldu dedi, bizi gözümüzü açtı her gibi bir adamımız.
Dedi var, o işin yapıldığı sabah bakan hafı sen ne maydı bu işte? Hakikaten, mani tasarrufunda, kopalım namuranı, siz işken eken. İlginde bana çakırlarla bir oturup alıp, rastım alışma başlarsın. Hem bana, mani yan dedi bana bu işi yaptı, arka dedilerden tuz işi yaptı. İltimas kıldım, şunu arka bu otiler. Adamın fikrini top yaptı, buzu yaptı. Bazıları aldı, kisasıya saldı, oturdu. Ben başlayıp geldim, hem zamanı ayırdı, ben de başlayamadıysam, tersifet kurtardı, yani altın iş başladı. Yani en azı bu adam yapını başlayamadı, beni tosarmaya dedi. Bu müddet oldu mu? Bir de muhlu sinirlerden azı. Ki ben yani yapını toplardı, o adam da sizi ne var dedim, hazırdır. De, kaptırak yapardı. Hareketim var, şuna kadar oldu, şunun tahtı kılış gerek. İhtimal, hakları yapma vardı. Peki onların da his duyguları bana kursantı değil ki, kekesinden okulama eşit değil. İddialıdan tam akışından şu Akram Can'da bu antolojisini başladı. Hususen bugün hazır biz bunu bereket yapmamız. Siz de razı nebiyizle alır, hakkıyızla kalan kılayım. Dert ayetiş, bu adı o ayıza adamımızdan ki ince o meselede niyetlerimiz. Ve işte ben çok da kursam oldum. Bir de kursam oldum ki, elhamdülillah, ben şu dertler kişilerimizde, bir kişiye mi, üç kişiye mi, dört kişiye mi, kasır kılıçını başlattı. İnşallah bundan geyin yine daha etrafısı, yaşlı bir halatlar olabilir degen umutuna demek bizge kaygan oluşuyla sebep oldu. Allah onların hayırlarını versin, sakallarını dehredar etsin, yönlendirilen ibadetlerini dergahında kabul eylesin, uzlarını, Rabbimizin hakkımızda kredilen dualarını kabul etsin. Bugünkü sohbetimiz çakımçılık hakkında. Çakımçılık hem tıl afetlerinden bir afet hesaplanadı. Afet bugün de hem kette afetlerden hesaplanadı. Çakımçılık sözü Arap dilinde namime deyiladı. Ve lügat cihetinde, lügavi manasında bildirilen narsanı izhar kılış, zahir kılış, kursatış deyiladı. Kur'an-ı Kerim'de bir yakında yakılırdı, bekirip kalırdı. Çakımcı gelip bu yakta, yani o şimdi aşk olarak bir adım gibi varıp çakar. Ulamalarımız, ruhi takviye başarıları, çakımcılıkını tarif kılıp açıyordu ki, çakımcılık, Brown'un yakını, buzgunçılık niyetini başka bir yetkazıştan ibaret. Bir adamın yakını olanını, başka adamlar varım, sana bu dedi, sana bu dedi, yapılardı, maksadı, kuzgunçluk. Çakırıyken adamlar zarar yetkazır. Sen bu yakın adamın yakırıyken adamdan o zaman bir tamam umut kılış. Arada şu, bakın kuzgunçluk niyetine yetkazır. Şunun için ulamalarımız çakırıcılıkla zararları yakın çakımcılıkların kelime çıkış sebepleri dediğinde en üçün nesilen neden? Ne bu için çakımcılık zahir olur? Birinciden şu çakımcı adam, o hakikaten çakımcılık kılıyarken adamı, yakın ağabeyi burada edilen adamı da zarar yetkisi masakı olur. Bunu bir konu kursak koyayım. Bana demek payetini paylaşıp geldim, şimdi bir küçük yetkiden adamını yakını yapırdı, ben bunu duaysam, bunu toplu edilir, namaz atlama degen umudu buluşu mümkün. Yok ki, o şey yapın, Allah'ın çakımcılık sıfatında yedi kazı yapken adamda bir tahası var. Balık o şekilde yokuş gerek, onu köylünün tapış gerek, razı edilmeni almış gerek, ana bundan keyif, kan değil bir tahası da münasır. Demek maksadıyla gelişiyor da. Çakımçılıkla hizmet kıldırışı gerek. Yok ki değil, özünü nefsi bozuk, kalbim bakar, bana şuna kadar koydu çıktı yapılarını, adamların arasını bozuşunu yaş görerdi, şeytanını gelmektir gel. Şunun için çakımçılık kıladı, dediler ulamalarımız. Ulamalarımız çakımçılıkla nihayette zararlı bir adet sıfırdı. Kalp keserliği sıfırda tarif edilir. Çakımçılık var yerine adalar vurulmuş başlıyor. Adamların birbirlerinin yaman görüş dereceleri ziyade edecek.
Ve çakımçılık var yerde kişiler ortasında, cemaatler ortasında düşmanlık ruhu küçeyer. Uruz cancar, birbirinden boş kalış manaları terkeydir. Bazı bir tarihlerde karagende, tuttu bir hayvanı soyup, keyin döşünün nümterelerini simgeli, çakımçılık değil de cemiyetinin nümtere parça parça taşıydı. Bu günahın ağır bir musibet tekerliğini ulamalarımız kayda kayda tercih edilir. Çakımcılıkını Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de karar verir. Allah'ın şeytanı ve cim, Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tut'i kulle hallatil mehin, emmâzim meşşâin binehin. Allah subhanahu ve ta'ala Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap edilir. En eşeddi kafirlerden birine Allah'a karşı çıkan, Allah'ın dinine, Peygamberine, şeriatine, Kur'an'ına karşı çıkan eşeddi kafirlerden biri Velid ibn Mughire'ni sıfatlar kurup bana şu çakımcılığına koşuyor. Her bir çok kasan uçurucu, asker, adamlarını ayırdığı için ve çakımcılık bilen yürürücüye yerleşmeyi davet kılın diye. Ana en kez aşerdi kafirinin sıfatlarından biri çakımcılık yeterliğini Allah subhanahu wa ta'ala özünün kitabı Kur'an-ı Kerim'de tehditler koyuyor. Bu, ana şunlu yaman sıfat burgerliği için mu'mun Müslüman adam çakımcılıkta zinhar yakınlaşması gerek olarak. Hüzeyfe Rasulallahu anh'udan rivayet edilen hadisi şerifler, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam لَا يَنْخُلُ الْجَنَّةَ قَطَّاتٌ diyenler. Yani çakımcı cennette girmeyi diyenler. Bu cüda ağır musibet. Nihayette ağır musibet. Yani çakımcılık sıfatı bilen sıfatlanan, çakımcılık vasfı bilen meşhur olan şahs cennette kırmasını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözleri, tertipler ve etkileri bu manevi dert, bu kalp hastalığı kançalık ağır nefse, kançalık kurken musibet yeterliğini hemenize yeni bir bar gösterir. Cümleten burada çakımcılık başka zararlarına sebepsiz olurdu. Cümleten çakımcılık kıyarlarını kabirde azamlanışlarına aynen şu sebep olurdu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet kılgan kılıngan meşhur hadis var. Bu hadiste ediledi ki o zatı da barakat Aleyhisselatü Vesselam yolda getirdik, iki kabrını ağzından tutturur. Tutturup, bana şu ikisi azaplanacaktır, dediler. İki onları katta nesede azaplanacakları yok. Bittenleri sildiğinden baklanmasıdır. Yani yaşlar kapılanmasıdır. İkincileri çakımcılıkla yürürlüğe dediler. Bir rivayette gıybetini hem edilmeyen yani iki rivayet var. Biri de gıybet, ikincisi de çakımcı. Ve o şehirde bir kol şahını alıp ikiye koydular da birinin bir kabrinin üstüne birinin bir kabrinin üstüne sancı koydular. Şunlar kurulunca bunların azabı yeniden türeler dediler. Yani yani bu şahitlik, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gözlerinin tehditler ve eşkendikleri, misal namunlu sıfatı da azamlanıp durduğun kabir sahiplerinin kürsetkenlerini bozup, bu nasıl hakikatte bolu ötken verilen. Yani bundan keyhan daim bolu duruşunu siz bilen bizge engelleyin. Yani şu manada biz kabir azabı da kalmasızlık niyetimiz, umudumuz bozsa,
Ana o'sha azobga sabab bo'ladigan narsalardan biri bo'lmish chaqimchilikdan o'zimizni saqlashimiz kerak. Nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chaqimchilik to'g'risida kelgan oyatni, hadis-i shariflarni to'plab o'rgangan ruhiy tarbiya ustozlarimiz, mashoyixlarimiz, ulamolarimiz aytadilarki, chaqimchilik gunohi kabiradir. Katta gunohlardan, kaboir gunohlardan hisoblanadi. Alloh o'zi saqlasin. Bu endi ana shu chaqimchilik boraga. Ba'zi to'g'ri odamlarning ichida bu narsa borligidan o'zimiz hozir shunga muqtaro ekanligimizni ham tan olishimiz kerak. Ana shu kelgan rivoyatlardan boshqalardan qarab ulamolar chaqimchilikni zararlari degan band ochib bitta, ikkita, uchta, to'rtta qilib sanashgan. Chaqimchilik bu egasini do'zaxga olib keladigan narsadir. Chaqimchilik qabr azobiga sabab bo'ladigan narsadir. Chaqimchilik jannatga kirishning yo'lini to'sadigan narsadir. Chaqimchilik azobdir. Bo'xtondir. Chaqimchilik askarlikdir. Munofiqning ishidir. Kofirning ishidir. Sanashib ketaveradi. Agar ularning qo'shadigan bo'lsa, juda katta yomonliklarni ro'yxatga chiqaradi. Bas shunda ekan, siz bilan biz mana shu darddan xalos bo'lishni tayyor bo'lishimiz kerak. Buni o'zimizda mana sifatini bilib oldik. Lug'aviy ma'nosini bildik, ta'rifini bildik, Qur'onda kelganini bildik, hadisda kelganini bildik, qanaqa narsa chaqimchi bo'lishini bildik. Ana endi bundan qutulishni tayyor ham bo'lishimiz kerak. Mashoyixlarimiz aytadilarki, chaqimchilikdan qutulishni bosh omili banda Alloh taolaning muroqabasini sezib turish kerak. Ya'ni Alloh har bir narsani ko'rib turganini, bilib turganini, eshitib turganini, hisob kitob qilib turganini ma'lum qilmasin. Shuncha narsani bilgan zot bitta bandasini chaqimchilik qilayotganini bilmay qolishi mumkin emas. Ko'rmay yoki eshitmay qolishi mumkin emas. Yoki hisobga olib qo'yishi mumkin, chetga qoldirishi mumkin emas. Buni ustiga barvarigori olam, ya'ni yerkamizni farishtalarni ko'rib turadi. Har bir zarrani miqdoricha, ko'zga ko'rinmaydigan zarrani miqdoricha ibonatisa yozib turadi. Bu chaqimchilik gunohi kabira bo'ladigan biz qilsak yozilmaydi. Ana mana shu narsani doim inson sezib turishi kerak. Ikkinchidan, deb ulamolarimiz chaqimchilik o'z egasiga Allohning g'azabini jalb qiladigan narsa ekanligini yaxshilab inson his qilsin. O'zidan o'tkazib tursin. Allohning g'azabini uchramayman degan niyatda bo'lsa, chaqimchilikdan chetlatilsin. Keyin chaqimchilik qilib birovni yomondan o'sha odamning yaqini dushmanlik niyatida boshqaga yetkazib unga zarar yetkazdimi? Bu dunyoda zarar yetkazdi. Bu dunyoda chaqimchini savobini olib chaqingan odamga beriladi. Agar buni savob bo'lmasa, chaqirgan odamning gunohini olib, chaqimchini yelkasiga yukladi. Adolat bo'lishi kerak, chunki bu dunyoda chaqimchilik qilib qo'yib o'tib ketdi. Jazosini olish kerak, jazo oxiratga qoldi. Ana borganki, ana shu narsa ham bo'ldi. Keyin yana bir omil deydi, chaqimchi o'ziga nazar solsin. Qani buni chaqirdi. Lekin o'zini ham birov chaqimchilik bilan zarar keltirishi bormi? Qilganiga yarasha tortadiyu dunyomizga. Ayri bordir, nuqsoni bordir, kimnidir yomonlab qo'ylandir,
Ana endi o'zini ham biror bora boshqaga chaqirib, xuddi bunga qilgan yomonligidan ko'proq boshqaga tushishi bor. Qarasqaraydi bunaqa narsalar yo'q. Yaxshi to'g'ri odam. To'g'ri yaxshi ahli solih odam chaqimchilik qilib o'zini bu boshqaga kerakmi? Bu yog'ini ham o'ylash kerak. Bu yog'ini ham o'ylash kerak. O'zing to'g'ri ekansan, yaxshi ekansan. Yaxshilikni chiroq. Ali ibtidos ishdan qilib o'zingni bulg'ashning keragi bor deydi. Ana bundan keyin chaqimchilikka o'rganib qolgan yoki shu narsaning sifatlaridan biriga aylanib qolgan odam dono qarasiga o'ylasin. Qaysi sabab tufayli chaqimchilik qilyapti? Birovni yomon ko'rishimi? Borib aytadigan odamdan ta'masi borligi uchunmi? Yana qanday, nima sababdan chaqimchilikka bu yo'l qo'yadi? Nuqson qayerda? Shularni bilib ketib, ro'yxatini buzib, mana shu sabablarni yo'qotishga o'rgansin deydi. O'zini chaqimchilikka sabab bo'layotgan narsalarni yo'qolsa, sababi yo'qolgandan keyin chaqimchilikni o'zini yo'qoladi deydi. Shu bilan birga yana ruhiy tarbiya ustozlarimiz, mashoyixlarimiz ta'kidlab aytishadiki, ba'zi bir holatlarda sirtdan chaqimchilikka o'xshab ko'ringan narsa aslida o'zi chaqimchilik bo'lmaydi, buni ham bilish kerak. Misol uchun bir odam nihoyatda yomon odam. Yomonligini gapirish kerak odam. Shuni yomonligini gapirib turib, keyin o'zini ko'rib qolsa, yomonligidan qo'rqib, u bilan shirin muomala qilsa, bu deydi chaqimchilik bo'lmaydi. Mana shu tarafni ham demak e'tiborga olish kerak. Ayniqsa, ba'zi bir noshar'iy ishlarni, shariatga xilof ishlarni qiluvchilarni ko'rgan odamlar rahbarlarga aytsa chaqimchilik bo'lmaydi. Mana siz korxonangizda noshar'iy ish bo'lyapti. Falon xodimingiz tayyor mahsulotdan o'g'irlab ketyapti. Shuni oldini olishingiz kerak deb birov aytsa, o'sha o'g'rini o'ziga yaxshilik qilyapti u. Gunohkor bo'lishini yo'lini olyapti. Demak, boshlig'ini haqqi bor. Unga borib aytish kerak. Mana bu narsadan chaqimchilik bo'lmaydi. Chaqimchilik bo'lmaydi. Buni demak e'tiborga olish kerak. Undan keyin ulamolarimiz aytadilarki, chaqimchilikni jamiyatda yo'q qilishni eng faol samarali usullardan biri jamiyat a'zolari chaqimchiga nisbatan bir xil munosabatda bo'lib, chaqimchi kelib, chaqimchiligini boshlaganda men senga ishonmayman deyish kerak. Chunki u chaqimchiligi bilan fosiq bo'ldi deydi. Fosiqni qabul musulmonlarning oldida qabul bo'lmaydi. Og'ayim, gapni chaqimchilik. Sen shu bilan fosiq bo'lyapsan, senning gapingni men qabul qilmayman. Ikkinchisi, nasihat qilsin. Og'ayim, mana shu ishing gunoh. Men bu gapingni qabul qilmayman. Undan ko'ra jin bo'l, mendan boshqa buni aytma. Desin. Undan keyin chaqimchidan gapni eshitib olib, nariga chaqirgan odamni haqida yomon gumon qilmasin. Bu gapirib ketdi, u juda yomon odam ekanda, man bilmay yurgan ekanmanda, o'zi bilmayapti, haqiqiy dalili yo'q. Chaqimchilikdan boshqa gap yo'q. Chunki Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga xitob qilib, gumondan miroh bo'linglar, ba'zi gumondan gunohdir. Shuning uchun haligi demak odamni gapiga ishonib bir mo'min musulmonni bilib bilmay uni yuzasidan gumon qilishga bormasin. Undan keyin yana bitta omil, gapni eshitib olib, gumonni qilib, chaqirgan odamni haqida jasuslik qilmasin. Borib paylab, chaqimchilik qo'rqimi deyin,
Mən üçün nə qədər mükəndir, yoxadan qoyur, başqa qoyur, hərəkli işini avcandırır, demə? Köpəkdir varmasın, köpəkdir varmasın. Mən üçün işlərini qırıb varırsa deyiləri, çəkimçilik əstə-səkin, əstə-səkin cəmiyyəyi yoxalır. Həm namadan bunun zərərini düşünür, günahsızdan qorulur. İnşallah cəmiyyətdə həyində pərçələniş manaları olmayıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la şu çakımcılıkını parçalı uçu demektirler. Al-Aza dedirler. Al-Aza ne mi dese adamların arasında yürüp yine kol kılıp çakımcılık kristiyerler. Cemiyetinin parçalaş manasını eklerler. Bana şu mananı demek biz barışımız gerek. Nihayetle ihtiyar barışımız gerek. Bunda umumla yakın demezler. Eğer bazı bir lütfen bulgarlarımız olsa bundan kurtuluşunu kayıtlı düşünmek gerek. Tır afetlerini yanıları iki yüzlemesinin yanı. Bizde iki yüzlemesi değiller, Araplarda iki yüzlemesi değiller diyor, iki tebrik han değiller. Biri iki de. İki yüzlemesi değil mi? Dese, kuramalarımız ederdi ki, İki uluşup korkan tarafından arasında yürüp birbirine yaklaşıp dediğimizde o çıkışı. Bir taraf yok olsa, nereki tarafını yamaklıydı, buranı mahveydi. Anavlar sizden onu da yaptı, bunu da yaptı, mansızlarını yaş kurganından şunu ayet etme, uzun mansızlarını avladan yaş kurganından otelere bayanmadır, yani ne maalese değil. Bunlar anavların bir dedi, bunlar uçtan kolosumuz, bunlarını yok kurganımız, çok kurganımız, otelarımız değil. Uyakta varır. Uyakta varır, bularını yamanlar, bularını yakalayın aynen. Bana şu tarzda, uzunçilik yolu böyle, iki uruş falan tarafını, uruşunu avcaldırır, rivajlandırır ve aralarına hılam salır, katta bir spoy tasarını başlayıcı adamını, iki yüzden açılıyla söyleyebilir. Bana şu, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mutluşunda tarif edilir. 200'lemesi kim bilesinler mi? Degelerinde. Yani ki siz bilesiniz, siz gayet verin degen mananı etişkende. Zulvaz eyni yehti ila haulai biyvaskin ve yehti ila haulai biyvaskin. Bir kavga bir yüz bulan varadır, ikinci kavga ikinci yüz bulan varadır. Kuşun için 200'lemesi eyni. Bu ham katta günah. Bu ham katta günah. Hatta ulamalı iki yüzlemecilik, çakımcılıktan yola katlamaktır o, iki barallardır dedi. Çünkü çakımcı bir tarafını yamalıydı. İki yüzlemeci iki tarafını yamalıydı. Onun günahı gene ziyadedir. Cemiyet azaları ortasında fırkat, vuruş, gencel, gelişmeciliği ne zaman kurulunu saçar. Her tarafı, bu yakayan, bu yakayan saçar. Bunun için bunun günahı çakırcılıklarından katta degan bulamalarımız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eklerler ki, kimin bu dünyada iki yüzü olsa, yani iki yüzden açı olsa, ahirette onun yetedilen alanını tabii iki tane var. Başkalarının dozaklarına bir de alıp küldürse, iki yüzden açı dozakın iki de alıp küldürür. İki tane küldürüp atılıp çıkıp küldürerek. Yani şu dünyada kıyan, yaman dediğinde, günahında yaraşan kazası anlaşımda olacak. Anlaşı itibarla, demek siz bilen biz mu'min Müslümanlara bu günahdan hem özümüzden saklaşmamız gerek. Bana şu çatımçılık doğrusu ayet edenlerden kurulur, bunu hem doğru keder. Doğru kederdi. Bunu hem demek biz yaşlı bir özdeştirme açmamız gerek. Ötken seferlerim aykırdık, bu gönlerin hemmesini eşitir, yaşı, düşünür, yaşı, lakin asas aman hırsızdır. Aman hırsızdır. Araçlarını eşitir, kandidatın bir kısmı yanımızda kalenden ki, özümüzde hemeniz boyla, ha, hazır gelse, benden olacaktım, durmasak edin. Benim için de aman hırsızın gerektir. Hiç olmazsa bitti dersen bitti hemen organın aşırı kasek. İkinci dersen iki tane aşırı sek. Bu anı kurdu. Güleyen güzel insanlarla bitirmez.
o'sha chaqiruvchilik tufayli, 200-namachilik tufayli qalbimizda to'planib qolgan muammolar, fikrlar yo'qoladi. Ruhlarimiz musaffo bo'ladi. Axloqlarimiz sayqallanadi. Haqiqiy islomiy axloq va qurollar bilan to'planib qolamiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni chaqiruvchilik balosidan, 200-namachilik balosidan o'zi asragan bo'lsin. Mana shu ma'noda bizga ilashib qolgan yomon sifatlar bo'lsa, qalbimizda borligi bo'lsa, ulardan tezroq qutulishimizni Alloh taolaning o'zi nasib qilgan bo'lsin. Savol: Alloh oyatlari yozilgan kitoblarni hojatxonalarga olib kirish mumkin emasligini bilamiz. Lekin hozirda oyatlarni qo'l telefonlariga yozish urf bo'lgan. Ana shunday vaziyatning hukmi qanday? Alloh subhanahu va taoloning o'zini, ismlarini va Allohga bog'liq har bir narsani ulug'lash mo'min musulmon bandalarning burchi. Shuning uchun o'sha telefonga yoziladimi, maktabimga yoziladimi, boshqa narsaga yoziladimi, ichida Qur'on bormi, olib kirmaslik kerak. Ya'ni ihonat ma'nosi, tavlid ma'nosini hech qachon ko'rsatib bermaslik kerak. Hech mutlaqo. Shuning uchun o'shanda telefonga yozib olgan odamlar bo'lsa, qoraxonaga ketayotganda, noqulay joylarga bo'layotganda, ko'chaga qo'yib, mashinasiga qo'yib, birovga berib qo'yib tursa. Savol: Oyatda kelishicha Alloh insonni yerdagi xalifam, o'rinbosarim deb ta'riflagan. Shuni tushuntirib bersangiz. Alloh subhanahu va taolo oyat karimida "Inja'alu fil ardi xalifa" degan. Farishtalarga ham yer yuzida o'zimni xalifamdan, o'rinbosarimdan yaratuvchiman, paydo qiluvchiman degan Alloh taolo. Buni ma'nosi nima? Buni ma'nosi Allohning irodasi va Allohga bo'lgan iymonni yer yuzida barqaror qilish. Inson Alloh yaratgan mahluqotlarning muhtoji hisoblanadi. Alloh dunyodagi barcha o'zi yaratgan narsalarni insonning foydasi uchun yaratgan. Va ana shu inson Allohga iymon keltirib Allohning irodasini yer yuzida qaror topishi harakatida bo'lsa, Allohning yer yuzida xalifasi bo'ladi. Alloh taolo yer yuzini obod qilgan deganmi? Shuni qiladi. Do'st birodar chiroyli yashadi deganmi? Shuni qiladi. Mehribon bo'linglar, hatto hayvonot, nabotot olamlarida behuda isrof qilmanglar deganmi? Shuni qiladi. Mana shular tufayli demak, inson Allohning yer yuzidagi o'rinbosari bo'ladi. Allohning irodasini yer yuzida qaror toptirish uchun harakat qilishni Allohning bandalarining yer yuzidagi o'rinbosarligi deydi. Alloh faqat yaxshilikka buyurgan, faqat obodonchilikka, tinchlikka, omonlikka buyurgan, ana shularni bo'lishi uchun harakat qilishi iymon e'tiqod bilan Allohning demak yer yuzidagi o'rinbosari bo'lish ma'nosini bildiradi. Savol: Namoz o'qish uchun o'z otasini da'vat qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'lganda ham juda yaxshi bo'ladi. Juda yaxshi bo'ladi. Otalar hozirgi kunda ko'plari o'tgan, demak, bu sovet davrida tug'ilib, o'sib, katta bo'lib, diniy ta'limdan bexabar qolishgan. Ularni uzri borib deydigan bo'lsak, mana bolalar, yoshlar, alhamdulillah, hozir yaxshi sharoitda o'sishib, Qur'on yodlab, namoz o'qib, ibodatga kirishib qoldi. Odam bilan, otalarini, onalarini, agar namoz o'qimayotgan, shunaqa benamoz yurgan bo'lsalar, ishora qilishsa, bir demak, iltimos qilishib, shunaqa namoz o'qinglar yaxshi bo'ladi deydigan bo'lsa, juda chiroyli bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Albatta, ota-onalar ham insof qilishlari kerak. O'zining bolasi namoz o'qib turganda benamoz bo'lib yurishni hech ravo ko'rmaslik kerak. Inshaalloh hammasi sekin-sekin yaxshilanib boryapti, yaxshi bo'ladi. Shu bilan birga shu namozdan yigit qizlar namozlarida, boshqa vaqtlarida ota-onalarni
namaz okumayken olsa dua etsin. Allah'tan sonra şuraların insaf vermeyen, tavuk vermeyen, rüştü hidayet vermeyen, ibadetle sağlayan, namazı okup roze tutan, ben de aleyhden bakıyorum, ben de hatanın emanet edilirken dualarını kısın inşallah. O başı dualar kabul bulundu. İnşallah şu gözlerle kuvvet kuvvetlenen derecelerde vatanelerden ibadet girer. Bir buralarda şunu ekledi. Kasır değil, dua kılığında Çin dilinden buna da insan koymasından dua kılış gerekir. Ne var orada desem? Ben de şu namazın kılığında kadının namazı okusun, bollarını okusun, 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 şu bola çıkanı sorulurken elhamdülillah hem sokuya kılıyız, o da okumayın. Dua kılıkla değil. Yani namaz hemen dedi, bu da böyle değerli samaya. Ben özümdüm dedim ama adamın o şu dua kılığında atanlayan desem bu arada yani. İnşallah hem de atalarını, analarını, ballarıyla koşkun namaz okusunu nasip kısımlar var. Namazda arttırabiliriz. Savol. Ota-onam Masihiy dinida o'tib ketishdi. Ular meni ham o'z yo'llariga da'vat qilishardi. Lekin men haq yo'l deb islomni bilaman, ammo namozlarni chin dildan o'qiy olmayapman. Menga maslahat bering. Bu albatta katta musibatimiz. Ya'ni asrlar osha islomni eng mustahkam ta'minlaridan bo'lgan buyuk musulmon allomalarini tarbiyalab yetishtirgan bir yurtda bugunga kelib shu yurtda asl demak aholisini mo'min musulmon bo'lib yetishishidan biri ketayotgan xalqqa boshqa dinga o'tib murtad bo'lib ketishlik juda og'ir musibat. Buni tushunib yetishimiz kerak. Ana shu demak balodan giriftor bo'lganlarga qo'limizdan kelganicha nasihat qilishimiz kerak, tushuntirishimiz kerak. Bu ish mutlaqo noto'g'ri ekanligini anglatishimiz kerak. Mana bu hozirgi savol yozgan azizimizni dardiga biz sherikmiz albatta. Bu kishiga demak namozga astoydil ixlos bilan o'qishni tavsiya qilamiz. Namaz doğrusudaki, namazın hikmetleri, faydaları doğrusudaki, mahiyeti doğrusudaki kitaplarını okusalar yaşı buladı. Bazı bir ahli ilimlerinden doğru sohbetleşir, bana şu kuzlarını namaz kalmayken müstakil buluşu için gerek buladılar. Savallarını verip, ilim hasıl kılıçlarını takdir kılamız ve kuzlara kendi duanı kılamız. Allah subhanahu wa ta'ala bu buralarımızda imanlarını bakuvat kılıp, ibadette sabır kadar kılsın. Allah'ından hem akzal bir namaz okuşlarını nasip etsin. Bu kişinin başka dinde ötüp etken ata-analara, kavmi karındaşlarını Allah Ta'ala müştü hidayet verir, insafı tavuk verir. Allah'ın hak dini İslam'da kaydışlarını, tavuk kılıçlarını ve İslam'da bir kursat eden ibadetlerini nasıla adatının baradığından bandalardan konuşlarına nasip edilsin. Savol. Dua paytida ota-ona farzandini oq qilsa, nima bo'ladi? Dua paytida ota-ona farzandini oq qilsa, nima degani? Buni qanday deb tushunish mumkin? Oq bo'lish ma'nosi ota-onani shariat ko'rsatgan chegaradan norozi qilishdir. Tushunarlimi? Mesela için otası namaz okur, roza tutur, yaşlı yürüyen adam şeriat dairesinde iş buyuru yaptı. Bu da senin tarafını yaptı. Şimdi o bana farklı yapmasa, otası da demek itaat kımasa, şu şeriat talep kuruyanı otası üretmek için kımasa, o şimdi ah buladı. Hazır bir günde namazı okusayım, aklılarına da ne var? Yigitler bana kim yaptı? Ben dedi, atam dedi, namaz okusun, sen haklarını yaptın lan dedi. Kıklar bunu buladım. Ben damlayan kasada yaptı, o şeyle isken çekildi şu tarafı. Şuna bak. Şunu düşün, bu nesnede atam anlarına aklışı manası, şeriatımız kursatken dairelerdeki, yani şeriler bürürgen, kır denen işine atam anlarına bürürsen kurması, yani kim olur, atam anlarına namazımızı buladı. Lekin atam anlarına daim nasihat,
hech qachon oq qilishga shoshilish kerak emas. Bola yoshlik qiladi, bevoshlik bo'ladi, bilmay qolishi mumkin. Ota-ona sabrli bo'lish kerak. O'shanda paytda Allohdan bolasiga hidoyat so'rab, rush so'rab, duo qilish kerak. Oq qilishga o'zini qilgan. Bolasi oq bo'lib qolsa, o'zini kasofat yetsa, yana o'zini toshga keladi. Agar juda maqtash lozim bo'lib qolsa, manimcha undoq, manimcha bundoq deydilar. O'zlaringiz bilib-bilmasdan birovni Allohning oldida pokizalayman deb urinmanglar. Ha? Va la tuzakku alallohi ahadan. Alloh o'zi biladi. Bandani har bir narsasini biladi. Zarradan kichik narsasi bo'lsa ham biladi. Uni bandani maqtagani bilan yomon odam yaxshi bo'lib qolmaydi.